Meşguliyet terapisi. Başkasını iyileştirirken iyileşmek. Meşguliyetten daha iyi bir tedavi yoktur. Zekeriya Errazi. İrlandalı yazar George Bernard Shaw bir gün doktorunu arar ve "Çok kötüyüm," der. "Kalbimin yenik düşeceğini hissediyorum. Hemen gel." Doktor koşarak gelir. 3 kat merdiveni soluk soluğa çıkar ve kantar içindedir. Odaya girdiğinde hiçbir şey yapacak bir halde değildir artık. Koltuğa yığılır ve gözlerini kapatır. Bernard Shaw doktorunu bu halde görünce çok telaşlanır. Yatağından fırlayıp alnına koyar elini. Ateşini ölçer, nabzını sayar. "Ne oldu doktor?" diye sorar. "Neyiniz var?" Doktoru güçlükle konuşabiliyordur. "Hiçbir şey söyleme," der. "Galiba ölüyorum. Bu bir kalp krizi olmalı." Bernard Shaw iyice paniğe kapılır. Doktoruna yardım etmeye çalışır. Pencereyi açar. Hava almasını, serinlemesini sağlar. Terini kurutur. Gömleğinin düğmelerini çözer. Soğuk suyla yüzünü siler. Bir fincan çay sunar. İlaç verir. Bildiği ne varsa uygular elinden geldiğince. Neyse ki doktor yarım saat içinde kendine gelir ve "Artık gitmem lazım, çok geciktim," der. "Bana ücretimi öder misin lütfen?" Shaw çok şaşkındır. "Bu gerçekten inanılmaz," der. "Asıl senin bana para vermen lazım. Yarım saattir senin için çabalıyorum burada. Sen benim neyim olduğumu bile sormadın daha doktor." "Seni iyileştirdim ya işte," der doktor. "Bu bir tedavidir. Artık ayaktasın ve kendini iyi hissediyorsun. Bana ücretimi ödemek zorundasın." Shaw kendini yoklar hemen. Sahiden de kötü hissetmiyordur artık. Şaşkınlık içinde gülümser. Doktor söylediklerinde haklıdır. Hastalıklarımızın büyük bir kısmı zihinsel fonksiyonlarımızla ilgili olduğunu biliyoruz artık. İnsan ne kadar kendiyle meşgulse ve kaygılar içindeyse, bedensel ve zihinsel açıdan ipin ucunu kaçırması an meselesidir. Aşırı düşünme, kaygılar denizinde kocaman bir girdap yaratır. Ve emin ol ki, o kaygı girdabı insanı bir noktada ille içine çekmeye başarır. Bir saat boyunca koltukta tek başına oturup hiçbir şey yapmayarak sadece kaygılarına, korkularına ve öfkene odaklanarak insan kendini hasta edebilmeyi başarabilir. Anksiyete yaratabilir, sinir krizi getirebilir, ağlamaya başlayabilir, intikam duygusuyla dalabilir, çıkmaza sürüklenebilir, çaresizlik hissine kapılabilir. Değersizlik duygusunu besleyip artık her an herkese zarar verebilecek duruma sürüklenebilir. Düşünceye ve kaygıya odaklanmak hem çok lüzumsuzdur hem de çok tehlikeli. Endişeli düşüncelerine odaklanarak sağlıklı bir çözüme ve eyleme ulaşman zaten imkansızdır. Çok basit bir noktadan bile örnekleyebilirim bunu sana. Hatta ortada bir sorunun dahi olmadığı bir noktadan örnek verebilirim. Hayatındaki insanla hiçbir sorunun yok aslında. Ama sen bir konuya taktın ve kendi içinde kapris yapıyorsun. O seni aramakta geciktiğinin farkında bile değilken, sende yarattığı infialden bir haber, günü yaşayıp uygun olur olmaz sesini duymaya hazırlanırken, sen evde oturduğun yerde hiçbir şey yapmayarak bir felaketin hazırlıklarına giriştin. Koltukta oturuyorsun ve sahiden de hiçbir şey yapmıyorsun. Ne çay içiyorsun, ne dizi izliyorsun, ne kitap okuyorsun, ne işlerini hallediyorsun, ne bilgisayarın açık, ne yemek yapıyorsun, ne telefonuna bakıyorsun, ne sosyal medyada dolaşıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şeyle meşgul değilsin. Sadece seni aramakta gecikmiş olmasını düşünüyorsun. Düşün bakalım. Hem böyle yapıyor,
Onu ne kadar merak edeceğimi tahmin edemiyor. Onu merak etmekten başka bir iş yapamıyorum. Aklımı hiçbir işe veremiyorum. İşi neden uzadı acaba? Başına bir şey gelmemiştir tabii ki ama neden bu kadar uzun sürüyor? Bir mesaj atsa bari. Atmıyor, sorumsuzluk işte. Zaten hep öyle değil mi? Hep ben idare ediyorum. Benim için ne yaptı ki şimdiye kadar? Telefonumu bile açmıyor. Benim için hiçbir şey yapmayan biriyle beraberim ben aslında. Hep ben uğraşıyorum bizim için. En çok ben emek veriyorum. Bu beni çok yoruyor. İkimiz için mücadele etmek yorucu. Karşılığında ne var? Hiçbir şey. Telefon açsın diye bekle. Sanki telefon açınca ne olacak? Hayatım mı değişecek? İyi olduğumu öğrenip ne yapacağım ki? Hayatıma daha mutlu bir insan olarak mı devam edeceğim? O kim ki üzerimde böylesi bir etki kurabiliyor benim? Aslında buna ben izin verdim. Bunu yapmam lazım. Kendime bu kadar değer vermiyorum ben. Sonra böyle oluyor işte. Bana bir telefon açmak bile gelmiyor aklına. Böyle bir ilişkiyi istemiyorum. Ben ona iyi geliyorum tabii. O kendini değerli hissediyor. Bence bitirme cesareti göstermeliyim. Böyle devam etmemeliyim. Acaba çok mu özlerim ondan ayrılırsam? Pişman olur muyum? Millete ne diyeceğim? Herkes beni suçlayacak. Onun mükemmel olduğunu düşünüyorlar çünkü. Bundan nefret ediyorum. Bunu kanıtlayabilirim. Hayatıma yeni insanlar girebilir. Başkalarıyla birlikte olabilirim. Ben de onu aramayacağım. Ölsün kaygıdan. Düşsün peşime. Kendi bilir. Bitti. Buraya kadar. Elim ayağım titriyor sinirden. Başıma ağrı girdi hatta. Canım bir şey yapmak istemiyor. Allah herkesin cezasını versin. İşte ortada hiçbir şey yok ama giderek yükselmekte olan bir sinir krizi, anksiyete ve buhran var. Hatta bir süre sonra baş ağrısı, terleme, bulantı, isteksizlik, halsizlik yaratacak bir krizin tırmanışı söz konusu. Günün sonunda yorgunluktan arayamadığı için özür dileyecek olan sevgili, karşısına mutsuz ve hasta bir insan bulacak ve buna hiç anlam veremeyecektir. Çünkü mesele doğru saatte arayıp aramamak değil. Mesele aşırı düşünce ve kaygıya yoğun biçimde odaklanma. Oysa sadece tatlı bir meşguliyet bile zihni aşırı düşünme ve kaygıya odaklanma halinden çekip çıkarabilir. Buna meşguliyet terapisi denir işte.